bize yazdı şey yapmış. Tamam bunları şey yap, bunları bir şey koy, ben bunları şey yapayım. Türkiye'de şöyle bir işleyiş var. Alevi sorunları ile ilgili merkezi iktidar sorunu, çözümü şeyini tamamen yerel iktidarlara bırakmış durumda. Yerel iktidarlar da Alevilerin cemevi taleplerini yerine kısmen de olsa yerine getirmeye çalışıyorlar. Arsa tahsis yapıyorlar, inşaatlarını yapıyorlar vesaire. Fakat sıkıntılı bir durum var. Bu sıkıntılı durum şu. Belediyeler ya kendileri bir dernek kurduruyor, etrafındaki Alevilerden ya bir dernek kurduruyor ya da bir vakıf kurduruyor. Yaptıkları cemevlerini kontrollü olarak bunlara devrediyor veya da tamamen kendisi işletiyor. Ha %100 devreden, %100 tahsisini yapan, tapusuyla devreden birçok belediyemiz de var tabii ki. Öncelikle İzmir, Antalya'da, Ankara'da, İstanbul'da buna benzer belediyeler çok fazla. Cemev işleten belediyeler çok fazla. Şimdi bir devletin ya da devletin bir birimi olan bir kısım, örneğin camilerle ilgili yönetmelik, camilerle ilgili, kiliselerle ilgili yönetmelikler, yasalar bellidir. İşte ne bileyim camilerin hepsi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlıdır. Alev örgütleri için, Alevler için yok hükmündedir ama bunların bir şeyi var. Şimdi cemevlerin de verilmesi gereken 30 yıldır, 40 yıldır bu alanda mücadele eden Alev örgütlerdir. Genel merkezde örgütlerdir. Bunlar bir illa Püristan Haber Kültür Derneği'ne tahsis yapılsın diye bizim bir iddiamız yok. Yani kurulmuş olan Alev Kültür Dernekleri var. Hacı Bektaş Felandoğlu Kültür Vakfı var. Yine Püristan Haber Kültür Derneği var o konuda. Bunların birine tahsis edilmesi lazım. Oysa ki belediyeler kendisi işletiyor. Nasıl? Yani ben bir cenaze kaldıracaksın. Belediyeye dilekçe veriyorsun. Git bildirimde bulunuyorsun. Personel tamamen belediyeden. Hatta oradaki inancı yürüten, cenaze erkanını yürüten, cem hizmetlerini yürüten belediyenin personeli. Bu da tamamen Alevi yol erkanına aykırı, şiacı, İslamcı bir dille oradaki erkanı yürütüyor. Hiçbir müdahale edemiyorsun. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bununla ilgili İzmir'le konusunda bir çalışma yaptık. Tüm Alevi örgütleri ortak bir çalışma yaptık. Tunç Başkan'ın tutum ve davranışından bağımsız orada belli sorunlar aşamadık. Burada da aynı şeyle karşılaştık. Tunç Başkan'dan belediye başkanı gelmeden önce oradaki belediye yetkilileri falan cemevlerine şeylerini yerleştirmişler. Kendi arkadaşlarını, adamlarını işte ya da hemşeri şeyle yerleştirmişler. Orada dernekler kurdurmuşlar. Bu dernekler vasıtasıyla bu şeyi orada hizmetleri yürütmeye çalışıyor ama sonuçta orada da belediyenin müdürü orada, belediyenin personeli orada. Hatta orada biz görüşmeler yaparken bu cemevlerindeki personelle olacak gibi bir soruyla da karşı karşıya kaldık. İstanbul'da yine buna benzer birçok cemevi var. Örneğin İstanbul'da yakınlarda bir cemevin açılışı oldu. Tamamen belediyenin kurdurmuş olduğu bir vakıfa devri söz konusu oldu. Ankara'da bir tane cemevimiz var. Ankara'daki cemevimiz Şankaya oranda bulunan Pir Sultan Abdal Çankaya Belediyesi, Pir Sultan Abdal Cemevi Kültür Merkezi ve Cemevi. Burayla ilgili zamanında dernek başkanlarımız, genel başkanlarımız, dernek yöneticilerimiz, diğer Alev kurumları ile birlikte girişimlerde bulunmuşlar, başarısız olmuşlar. Belki o zamanlar belediye haklı olabilirdi, hanginize verelim, hani burası yapıldı diye. Ve sıkıntılı bir durum vardı geçmişe dair. Bir başka bir vakfa verilmek üzere temel atılmıştı oranı. Sonra o vakfa verilme sıkıntı çıktı, vermediler. Mahkeme sürecinin olduğu söyleniyor. Mahkeme sürecinin de bittiğini de biliyoruz. Bize, en azından bize gelen bilgi öyleydi. Ve buranın da biz tahsis için belediyeye bir dilekçe gönderdik. Elden götürdük, verdik, kaydını falan aldık ama dilekçenin üzerinden 3 aya yakın bir zaman geçti. Normalde yasalar şeyinde 2 ay içerisinde dilekçeye yanıt gelmesi lazımdı. Şu anda yanıt gelmedi. Bu da bizim için bir sıkıntı. Şöyle bir sıkıntı. Ya oradaki yürütülen erkana dair, yürütülen hizmetlere de
dair, inanca dair hizmetlere dair orada da bir sıkıntıyla karşıyayız biz. İsmin Pir Sultan olmasından dolayı bizi çok arıyorlar, bizi çok şey yapıyorlar. Hatta bu pandemi döneminde de orada işte cenazeler kabul edilmedi vesaire bir şey. Onunla ilgili belediyeye bir dilekçe vermiştik. Yani bu hizmetleri biz yapalım. Hani siz yapmıyorsanız biz yapalım. En azından halk şey olmasın, mağdur olmasın. Çünkü sen cenazeni kabul etmediniz. Cenaze alternatif olarak mezarlık, Karşıyaka mezarlığında camiye gidiyor. Niye alevleri belediyeler aracıyla camiye gönderelim? Yani çünkü burada kurulu örgütlerin hemen hemen tüm genel merkezleri burada. Onunla ilgili de bir yanıt gelmedi. Şu anda şeyle de ilgili bir yanıt gelmedi. Çankaya Belediyesi'ne vermiş olduğumuz dilekçeyle ilgili de henüz kurumumuza ulaşmış bir yanıt yoktur. İzmir'de de yine hafta sonu İzmir'e gideceğiz. Muhtemel 3-4 gün İzmir'de kalacağız ve oradaki cemevleri ilgili tekrar bir görüşme daha yapacağız. Hiçbir kurum kendisini istemiyor zaten. Yani bir Alevi kurumlarının birine verilsin. Yani hangisi olursa olsun ama mutlaka genel merkezde birine versin. Neden genel merkezde bir şeylerde diretiyoruz bu fikrimizde? Şöyle çünkü bugün devlet ve şiacı yapılar bağımsız olan kurumları ele geçirmek üzere programlanmış tamamen onlar üzerinden Alevli'yi asimile etmek istiyorlar. Onlar üzerinden Alevli'yi zapturap altına almak istiyorlar. Genel merkezli kurumların hiçbirinin içine henüz sızmış değiller, sızamıyorlar. Yani bugün sahada belki de Alevli'ye bakış açımızdan, Alevli yorumlama açısından, Alevli'nin içeriğiyle ilgili büyük sıkıntı çektiğimiz Cem Vakfı'nın dahi bu konuda bir direncini görüyoruz. Genel merkezli örgütler şeyinde açısından baktığımızda. Dolayısıyla şu anda bizim şeyimiz, talebimiz mutlaka bu cemevlerin genel merkezli bir yapılara verilmesi, kurumlara verilmesi yönünde. Tabii ki bir diğer bir sıkıntı da şu. Ya bir ilde çok fazla cemevi olmaya başladı örneğin illerde. Ya buna gerek yok. Yani bugün Antalya'da 6-7 tane cemevi var. 7.sine gerek yok veya 8.sine gerek yok. Dolayısıyla biz örgüt olarak buralar alternatif projeler hazırladık. Yakında örgütümüzün şeyine sunacağız. Şu anda ufak tefek rütüşler yapılıyor. Yani çok amaçlı salon, kreşi olan, arkasında bir kreşi olan, girişte çomak bölünebilir çok amaçlı salon, tiyatrosundan düğününe, yemeğine kadar yapılabilen, üstünde yönetim odaları, işte derslikler olan, yani işte misafirhanesi olan bir kültür merkezi olarak düşünüyor. Çünkü çok fazla cemevi yapmanın Alevilere de bir faydası olmayacak. Kontrol altında tutmadığı, içini dolduramadığın, içeriğini boş bıraktığın binaların hiç kimseye bir faydası yoktur. Sen boş bıraktığın anda zaten birileri geliyor oraları dolduruyor. Bir de orada sadece cenaze hizmetlerinin 40 yemeklerin dışında hiçbir şey yapılmıyor. Belediyenin şu anda kendi bünyesinde sanatçıları var, bağlama sanatçıları var, şey sanatçıları var. Onlar orada kurslar veriyor ama ne kadar başarılı, Çankaya için konuşuyorum, ne kadar başarılı, ne kadar öğrencisi var, o veriler bizde yoktur. Şimdi haksızlık da yapmıyorum bu anlamda, belediyenin içini tamamen boşaltıyor değil mi? Ama o yöreye hizmet ediyor. Yani yörenin cenazelerinin bir çoğunluğu, bölgedeki cenazelerin bir çoğunluğu orada kalıyor. Özellikle İç Anadolu'ya gidecek olan Karadeniz, İç Anadolu'ya giden cenazelerin orada cenazelerken orada yürütülüyor şey yapıyor ama bizim itirazımız cenaze yürütme erken biçimi, belediyelerin biçimi, oradaki personelin tamamen belediyeden olması. Dedelerin maşallah. Tüm hepsi belediye personeli, yani hepsi devletin personeli. Yani oraya gidip bir belediyeyi eleştiremezsin orada. Yani çünkü oysaki bizim bir belediye başkanı yanlış yapıyor demiyorum, yani yanlış anlaşılmasın. Belediye başkanı da eleştiririz, siyasetçileri de eleştiririz, partileri de eleştiririz. Cemevi işte, ama cemevler mutlaka önümüzdeki dönemde farklı bir misyonda artık işlevini yerine getirmesi lazım. Eski dergah sistemine eğitim yuvaları yapmamız gerekiyor cemevlerini. Peki ne yapacaksınız bu noktada? Siz dilekçenizi sundunuz. Ya dilekçemizi sunduk. Tabii ki şimdiye kadar biz bunu sonuçlandırmamız gerekiyordu. Geçen Alev Bektaş Federasyonu'nun genel başkanı da bizim danışma kurulunda dillendirdi. Herhalde genel kuruldan sonra
Biz buraya değil, tek Ankara için değil, tüm Türkiye'deki cemevlerine gireceğiz. Nasıl ki biz devletin bizim cemevlerimizin birçok arsalarımız biliyorsun işgal yoluyla, tesis yoluyla artık biz de binalara girip bir daha çıkmama gibi bir eğilim var örgütte. Genel kurulda da bunu zaten dile getireceğiz. Genel kuruldan da bu konuda yetki alacağız. Ben gelirim, bir başka arkadaşım olur ama mutlaka Çankaya Cemevini, Ankara'daki Cemevini'nin mutlaka Alevi toplumuna, Alevilerin örgütlerine kazandırmak için elimizden geleni yapacağız.